Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 5. sınıf Bumerang serisiyle dersimize devam ediyoruz. 2. ünite beceri testleri 2'deyiz. 1. sorumu büyütüyorum. Aşağıda bir inşaat firmasının yapmayı planladığı apartmandaki bir daireye ait planı yer almaktadır. Bu daire planındaki her bölgenin alanı, dairenin toplam alanının kaçta kaçına karşılık geldiği kesirlerle belirtilerek bazı kesirler plan üzerinde oklarla gösterilmiştir. Bu dairenin balkonunun alanı, banyosunun alanından büyük iken antresinin alanından küçüktür. Buna göre balkonun alanının tüm dairenin alanının kaçta kaçı olduğunu gösteren kesir aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bana demiş ki balkonun alanı banyosunun alanından büyükken antreninkinden küçüktür. Yani şurayı arkadaşlar 2 ile genişletelim ya da şöyle yapalım. Paydalarımızda en yüksek 72 var. Dolayısıyla 72'yi eşitleyelim. Burayı 4 ile genişletelim. Burayı da 8 ile. 4 bölü 72. 8 bölü 72. 4 bölü 72'den büyük. Burası balkon diyelim. 8 bölü 72'den küçük. A şıkkıma geldim. 3 bölü 8. Burayı 9 ile genişletelim. 27 bölü 72. Bakın 27 bölü 72 buradan çok büyük bir değerdir. Bu aralıkta olamaz. 24'e geldim arkadaşlar. 3 ile genişletiyorum. 15 bölü 24. Bakın 15 bölü 24 de bu aralık. Pardon, 15 bölü 72. O da bu aralıkta olamaz. 2 ile genişletiyorum. 10 bölü 72. O da bu aralıkta olamaz. 7 bölü 72 arkadaşlar bu aralıktadır. Dolayısıyla D şıkkımı işaretledim. Bir yolcu otobüsünde koltukların 2 bölü 6'sı boştur. Otobüste ilk durakta 18 yolcu bindiğinde oturacak hiç koltuk kalmamıştır. Ayakta giden yolcu olmadığına göre bu otobüs kaç kişiliktir? Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Burayı 6 eş parçaya böleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 2 bölü 6'sı boşsa 4 bölü 6'sı doludur. Bize demiş ki arkadaşlar ilk durakta 18 yolcu biniyor ve tüm koltuklar doluyor. Yani bu 2 bölme 18 kişiymiş. 18'i 2'ye böldüm. Bir bölmenin 9'lu gösterdiğini buldum. Kaç bölmeden oluşuyordu arkadaşlar? 6. 6 çarpı 9 diyorum ki otobüs 54 kişiliktir. Şimdi aşağıda verilen kağıt şekil 1'deki gibi noktalı yerlerden ok yönüne katlanarak şekil 2, şekil 2'deki gibi ok yönüne katlanarak şekil 3 elde ediliyor. Buna göre şekil 3'te oluşan kağıdın yüzünün görünen alanı, başlangıçta verilen kağıdın görünen yüzünün alanının kaçta kaçıdır? Arkadaşlar bakın 1, 2, 3. 3 eş parçaya ayırıyoruz. Büyütelim gösterelim. 1 bölü 3. 1 bölü 3. 1 bölü 3. Geldik arkadaşlar burada da. 1, 2, 3. 3 eş parçaya ayırıyoruz. Yine gelelim 1 bölü 3 diyelim. 1 bölü 3 diyelim. 1 bölü 3. Bakın burası şekil 1'deki 1 bölü 3'lük yer. Yani 1 bölü 3'ü biz bir daha 1 bölü 3'ü ayırıyoruz. Burası arkadaşlar 1 bölü 9 olarak geldi. Bunu biz şuradan da bulabiliriz. Şimdi 24 çarpı 24. Onu bulalım arkadaşlar ilk önce. Şöyle birazcık küçültelim işlemleri yapabilmek için. Az önce 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3'ten
1 bölü 9 olarak bulduk. Şimdi 24 çarpı 24, 4 kere 4 16, elde var 1. 4 kere 2 8, elde 1 vardı 9. 2 kere 4 8, 2 kere 2 4. Topluyorum arkadaşlar, 6, 9 ile 8'i topladım 17, 7'yi yazdım elde var 1, 4 ile 1'i topladım 5. 576 yaptı. Yani buranın alanı 576 santimetre kare. Şimdi bakın, burası 8 santimetre. Burası da 8 santimetre. Burayı biz gelip arkadaşlar içeriye katlamışız ve bakın burası 8 oluyor, burası 8 oluyor. 8 çarpı 8'den burası da 64 santimetre kare olarak geliyor arkadaşlar. Ben şimdi ne yapacağım? 64 bölü 576 diyorum. 64 ile sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 9 olarak bulacağım. Yani şekil 3'te oluşan kağıdın yüzünün görünen alanı, başlangıçta verilen kağıdın görünen yüzünün alanının 9'da biridir dedik. C şıkkımızı işaretledik. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.